Çığlık atarsan ölersin. Arkadaşlar dün korku oyunu ararken bir anda Steam'de bir oyun keşfettim ve oyun çok eğlenceli görünüyordu. Ben de keşfettiğim için mutluydum fakat daha sonrasında YouTube'a girdim ve oyunu benim dışındaki herkesin oynadığını görünce benim Sifaldir Eşkali Mahmut diye. Ben de bunun üstüne bir challenge eklemek istedim. Her çığlık attığımda arkadaşlar bey pazarıyla Mentos tekliyorum. Ve tekleyemezsem beğeni atan, yorum atan ve abone olanlara bir armağanım olacak arkadaşlar. Surprise. Surprise bana. Tek istediğim sizlerden bu videoya 20.000 beğeni gelmesi kardeşim. İçeri zifiri karanlık yaptım. Her taraf böyle sessiz oldu. Işıklar çok az. Sesi son ses köklüyorum. Kokluyorum dediğim sesi arttırıyorum. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Lafı uzatmayalım. İyi seyirler. Hey sen hala beğenmedin mi? Ne duruyorsun? Beğensene. Şeye benzedim birader. Joker vardı ya. Neyse arkadaşlar. İnşallah 20.000 beğeni gelir. Seviyorum sizleri. İyi seyirler. Mikrofonumuza eriştiler. Arkadaşlar bunda belli bir çığlığın üstüne çıkınca şey oluyor. Oyunda işte gerçekten mefte oluyorsunuz. O yüzden ki benim gibi biri için de çığlık atmamak çok zor olacak. Sanırım mikrofonumuza erişiyor şu anda oyun. Ani ışıklar falan çıkabilir dediğim gibi arkadaşlar. Siz sesi kısabilirsiniz. Oğlum sen niye vermiyorsun? Ben izin vermiştim. Sana ne oluyor? Before playing, don't scream. Bu kim birader? Dayı sen kimsin? Ses. Birader benim mikrofonum. Kalp persika sana ne oluyor kardeşim? Ses 1-2. Oy ananı. Oyuna bak birader. Benim zaten sesim. Benim konuşma sesim zaten benim çığlık gibi ya. Bu tonlamanın üstüne çıkamıyorum arkadaşlar. 18 dakika boyunca çığlık atmamaya mı çalışacağım? Bebek oyuncağı. İnanın ne yapacağımı bilmiyorum. 93 yılı 31 Ocak. Aniden üstüme bir şey atlarsa arkamda biri varmış gibi hissediyorum. Yanılıyor da olabilirim. Dümdüz yürüyorum. Map yok. Benim kendi ayak seslerim beni korkutuyor şu anda. Altta ses çıkmadığına bakmayın arkadaşlar. Yani bu tonlamadan dolayı böyle. Harita yok birader. Dümdüz yürüyorum. Sadece bir ormanda neden yaptığımız bilmediğimiz saçma bir yürüyüşün içerisindeyiz. Ve ormana asla girmeyin arkadaşlar. Ormana girip ne bok yani ne yapacaksınız yani ormanda ne yapacaksınız? Mangal amaçlı ailenize gitmenizi tavsiye edebilirim ama onun dışında ormana gitmek ya, ihmalkar yani saçma bir hareket birader ya anladın mı yani ormanda ananı satayım. Ya birader küçücük bir tonlamadan dolayı ormanın içine cansız bir manken yerleştirmek nasıl bir zekanın ürünü? Şerefsizler derler ama. Evet, ormana girmek mantıksızdır. Bu ses tonunu aşmadan nasıl oynayacağım ben de bilmiyorum. Yapabilirim. Şu anda... Abi... Bunu şimdilik es geçelim. Bir daha olursa söz veriyorum ki hemen başlayacağım. Olmazsa da yapacağım bunu. Sadece bir oyun akışını bozmayalım. Evet, şu anda ormanın ortasında mezarlıklar var. Sesi çok yüksek benim. Diğerleri acaba bu kadar cesur davranıyorlar mı? Sağımıza solumuza baktık. İşime doğru şu anda bırakıyorum. Bir mezarlık var ormanda. Evet dostum. Orman içerisinde bir mezarlık. Bayağı biri bereketli gözüküyor. Mezarlığı bir kenara bırakıp yolumuza devam edelim. 3 kil valla böyle mi okuyup selamlayabiliriz. Biz ormanın derinliklerine aniden bir şey çıkarsa şu atmosferde çığlık atmamam elde değil. Ben de farkındayım. Altıma bile kaçırabilirim. Evet yanlış duymadınız. Ama altımda çok sevdiğim bir kabri olduğu için kilodumu pisletmek istemem. Şuradan çığlık sesleri geliyor. Sizce çığlık sesine doğru gitmeli miyiz? Hayır tabii ki. Çığlık sesine gitmek nedir? Kafasız mısın? Buradan hemen ana yola doğru yürüyoruz. Aniden bir şey çıkacakmış hissi yoğunlaştı arka tarafta. Yani ormanın bir çıplak birini görebilirsiniz. Poposu açık birini görebilirsiniz. Maymunları görebilirsiniz. Gorilleri, eşekleri hatta yani duruma göre beni bile görebilirsiniz. Nedeni sorgulama. Sakın. Arkamda biri çıkarsa en adı oçtur. Kusura bakmayın ama arkadan gelmek doğru değil arkadaşlar. Bak orada bir şey gördüm. Işık gördüm. Işığa doğru gidiyorum. Yani ışık da olmayabilir. İnsan o. Ne o? Hiçbir şey yok arkadaşlar. Şu anda dipsiz bir yolculuk yapıyoruz. Ormanın, bir de ormanın en kötü yanı ne biliyor musunuz? İzlerinizi bırakın. İşte bak ki mezarlığa geri geldim. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum ama ses dozajını acaba birazcık daha düşürse miydik? Bir anda çünkü sesim bak biraz yükseldiğinde patlıyor arkadaşlar. Mikrofona sokayım derler adama. Evet. Oyun kasıyor birader. Ormanın ortasında bir kapı. Mantıklıymış. Kasvetli bir ortam ha. Onun gerçekten ormanın içindeymiş gibi hissediyorum. Işıklara doğru gittim arkadaşlar. Ne olduğunu anlamadım bir şey. Bu eve girmek akıl işi değil. Ama ne yapacağız? Gireceğiz. Beyinsiz biri olarak bu eve girmem gerekiyor. Normalde bu eve girmem aslında ama gireceğim. Bir bak bal kabağı var. Arkada karga var. Efendime söyleyeyim yerde
Anlamadım. Kan da olabilir. Ama bu eve gireceğim. Çünkü bir kedi var. Gidip aynen üstüme atlarsan hayvan severleri kızdırabilirim. Şşt, alo. Alo. Yürü git lan. Açılıyor mu? Kapı açılıyor. Selamünaleyküm. Çalmaya çırpmaya gelmedik. Zarar vermeye gelmedik. Selamünaleyküm. Çalmaya çırpmaya gelmedik. Zarar vermeye gelmedik. Altıma doğru kaçırttırmam. Çalmaya çırpmaya gelmedik. Selamünaleyküm. Güvet var, içi dolu. Ayak sesi duydum gibi oldu. Kapı kilitlendi birader. Kapı kilitlendi birader. Kapı... Aç kapı. Oğlum az önce küvette hatun vardı bir tane. Açsana kapıyı kanki. Hadi gidelim buradan. O lavuk kimdi ya? Ya şarkı da söyleyemiyorum ses tonundan dolayı. Yoksa Fırat Sabotaj'ın güzel şarkıları var. Aa, top oynamak isteyen bir yaratık. Ronaldo vurdu. Gol oldu. Merhaba kedi. Işık söndü birader. Bir ses var ama geğiriyor mu biri? Çıkalım hadi. Aa, çok karanlık oldu, gidelim hadi. Kedi nerede birader? Ya senden korkan senin gibi olsun. Neredesin? Üst kata geliyorum birader. Sen misin lan bu? Dayıma benziyor birader. Neredesin lan? Çık dışarı, oynayacağım seninle. Kendimi çok hazırladım şu anda. Gel. Yeah, go please. Çık oğlum çık. Yatağına geldim lan, evine geldim lan. Aç lan kapıyı. Dolapta mısın? Neredesin? 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 Oğlum evinin barkının içindeyim. Ne oluyor ya? Kapıyı kapatma. Üstüme kapıyı kapatma. Oğlum. Kablo ayağıma değdi. Şu kablo ayağıma değdi birader. Kapıyı da açalım. Selamünaleyküm. Klozetten çıkıyormuş birader. Selam hanımefendi. Pencereden atla. Zararsız gözüküyor ya. Küvette duş almam var mı peki? Abdest alalım kardeşim. Tamam gidelim ya. Bir numarası kalmadı buranın. Tamam ya. Bura nerele? Ufak da yemek yapmam var mı peki? Hadi görüşürüz yaratık. Kedi nerede lan? Oğlum ben nereye geldim? Gerdana gerdana ağaçlıyor nana gerdana gerdana benim yarim ince belli gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana benim yarim ince takar gerdana gerdana oy gerdana gerdana oy gerdana gerdana baharda yağlayılır kuzu ay ananı avradını ormanını ben ne yapıyorum burada kardeşim? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen büyüksün yarabbim. Yaklaşma ananızı ağlatırım. Sizin de zayıf noktalarınız var. Ağaçlar. Sizin de zayıf... Rüzgar esti. Rüzgar. Rüzgar esti. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Çıplak kadın mı gördüm ben? Erkek de olabilir. Erkek görmek istemez mi? Ya kadın da görmek istemezdim aslında ama. Erkek daha korkutucu olabilir. Çıplak bir erkek. Sallana sallana geliyor. Dostum eğer bana gelirseniz çavuşumu görürsünüz ha. Yaklaşmayın. Hadi ama. Sadece... Senin kuş gibi beynini çıkartıp geri takar ters uçururum seni. Ya korkmadın! Birader bak ben böyle konuş... Herkes böyle mi konuş... Bu oyunda bir şey var birader. Arkadaşlar benim mikrofonum böyle olduğuna bakmayın. Bak. Anladınız mı? Yani sesimi yükseltemiyorum. Hava kararınca ormana gireni düdüklerler kardeşim. Bu kadar basittir. Ormanda arkadaşlar dolaşmak her açıdan tehlikeli. İnsani açıdan da öyle, ruhani açıdan da orman birazcık tehlikeli bir yer. Çünkü sivrisinekler de sizi ısırabilir. Domuzlar da sizi yaralayabilir. Aynı zamanda eşekler de bir şeyler yapabilir ama eşekler...
Evet, sirenler duyuldu mesela şu an. Ama korkmuyorum. Felak okurum kardeşim. Hiçbir dava olmaz. Hadi oğlum gönderin bir şey. Bu ne ya? Çocuk oyunu mu oynuyoruz kardeşim? Zaman da geçmek bilmiyor anasını satayım ya. Mesela şuradan mesela bir anda Ferdi Ayfur çıkmış şarkı söylese ben korkarım kardeşim. Sonuçta ormanda yaratık çıkma... Aa bak gel. Ormanda yaratık çıkması çok doğal. Ama Ferdi Ayfur'u kimse beklemez. Ya da mesela Şan Gökbakar'ı ya da ne bileyim Recep İvedik'i. Cristiano Ronaldo çıkıp su diye bağırsa ben altıma kaçırabilirim. Açık konuşayım arkadaşlar sizinle. Arkadaşlar sınavlar nasıl gidiyor? Sınav puanlarınızı yazsanız sınavlardan en yüksek aldığınız ve en düşük aldığınız notu yazın arkadaşlar. Belki ben dedim ya tekleyemediğim için sodayı birinize bir armağan verebilirim. Oğlum Mentos'tan dolayı fırladı lan. Mentos da biraz zor oluyor arkadaşlar. Şurada bir ışık var orada arkadaşlar. Kabile düğünü var orada. Evet oraya gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar orada bir yaratık gördüm. Evet arkadaşlar. Öyle şeyler yapma. Öyle şeyler yapma. Çık oynayalım kardeş. Ben gördüğümden korkarım. Görmediğimden değil. Dur lan bir dakika. Asıl o ya. Ben gözümün gördüğünden korkmam kardeş. Görmediğimden korkarım. Oynama benimle. Alo. Arkamdan beni takip ediyorsan ve beni korkutmak için boş alanımı kolluyorsan sen bir onun bunun çocuğusundur benim gözümde. Şimdi arkadaşlar mikrofondan ses çıkmamış gibi gözükebilir ama bunu ayarladım. Yani ses onun şunun üstüne çıktım bir anda patlıyor. Mikrofon bozuk. Yani hile yapmıyorum arkadaşlar. Bir anda ölebilirim. Bu yüzden hani böyle çok kıstım ben. Sesim size gelmiyor da olabilir. Bak bu da korkunç bir ihtimal ama bir dakika bunu denemem gerekiyor. Ses 1-2. Böyle yapmam daha sağlıklı olur. Korkmadım ki birader. Baharda yayılır kuzu. Gerdana gerdana. Normalde sesimin orada voltajları... Koştu. Arkadaşlar ormanın ekosistemini bozmamız lazım. Önümüzden bir köpek tavşan kovalıyordu. İçime doğru biraz kilo da bırakmış olabilirim. Çok az ama. Yani hafif bir miktar. Biraz kalp atışlarımın ritmi de artmış olabilir. Aa bak. Bir ok işareti var ve bu yönü gösteriyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Oraya gitmek mallıktır demek. Ama biz gideceğiz çünkü biz bunu yapmak zorundayız arkadaşlar. Ve korkusuzca gideceğim. Bu ok diyor ki. Bu ne birader? Yani böyle bir şey buldum. Alışveriş merkezine geldik arkadaşlar. Oo girelim. Bana girelim. Beni korkutmanız için işte açıcı bir mekan buldum. Nereden giriliyor? Bu ne? Nasıl bir şey yapmışlar birader? Berlin duvarı mı? Kardeşim iki korkup çıkacağız ya. Buranın girişi nerede kardeşim? Evet arkadaşlar kafama düşerse ölürsem sinirlenirim. Kendi kendine yürüyen bir alışveriş arabası. Bu gerçekten tüylerim diken diken oldu çaktırmıyorum ama. Uuu güzel bir ayak ha. Leziz gözüküyor. Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Tuvalet var arkadaşlar. Bu personel giremez diyor. Yok lan personel girebilir diyor. Ben gireceğim oyuna da. Evet. Çıkalım buradan birader. Psikolojim bozuldu. Kapıyı aç ananı satarım seni tekme doka döverim yaratık. Çocuk muyuz biz? Aptal. Sefil yaratık sana tekmeyi vururum gönderirim seni. Kardeşim senin de zayıf noktaların var. Nasıl felak okurum yok olur gidersin kardeşim. Ey dostum yanlış Müslümana bulaştın ha? Madem Türksün göster ürksün. Selamünaleyküm. Yolculuğumuzun yarısını tamamlamak için bulmaktayız arkadaşlar. Diğer yarısında beni korkutmak için ellerinden gelenleri yapsınlar. Çünkü çok sinirliyim. Sinirli bir sempatiköyü yenmek için bundan daha fazlası gerekiyor. Azim'le tuvaletini yapan arkadaşlar duvara delermiş derler. Bilir misiniz o sözü? Bilmiyorsanız da çok da önemli arkadaşlar. Hiçbir değeri yok. Evet. Şu anda çığlık atmaya çok yakınım. Ama atmayacağım. Ağaçlar gitti birader. Ağaçlar rüzgardan dolayı kıpırdıyor. Arabayı alıp buradan defolup gitmek fikri çık aklımdan. Neyse. Sorun. Hiç sorun var mı? Hayır. Şuradan geldik. Buradan gidelim. Kaldığımız yerden
Bir ses geldi, bana da geldi. Ama senin o anın arkamda dolaşma. Samara, arkamda dolaşma. Gel önümü yüzleşelim birader. Arkamdan konuşup düet yapacağınızı yüzüme konuşunda düet yapalım kardeşim. Aynı şeyi mi söyledim lan ben? Arkamdan konuşup beste yapacağınıza yüzüme konuşunda düet yapalım kardeşim. Ben nasıl olur da aynı yerden aynı yere geri gelebilirim? Ormanı bu yüzden sevmiyorum kardeşim. Beni bak, kadın buraya götürdü birader. Arkadan gelme ya. Altıma kaçırdım. 17 dakika diye bana böyle ızdırap etmeye çalışıyorsunuz ama gelmezler kardeşim. Oğlum nasıl yaptım ben bunu gerçekten ya? Döndüm dolaştım aynı yere geldim birader. Bu şerefsiz beni buraya... Oğlum benim adam yürüyemiyor ha. Ayaklarından mı tutuyorlar? Ben nasıl başardım kardeşim aynı yerde durup dolaşmayı ya? Ormana girmeyin kardeşim. Kargalar da illa yani uçacak. Neden hep kargalar kardeşim? Böyle güzel güzel güvercin uçmaz, gecenin köründe kargalar uçar. İşte kargalar mübarek hayvanlar mıdır? Kocaman bir soru işareti. Buradan bile tekrardan aynı yerde çıktım kardeşim. Bu sefer bu yöne doğru gideceğim ve arkadaşlar sınav notlarınızı yazmayı unutmayınız lütfen. Okumayanlar varsa geçmişteki en düşük aldığı ve en yüksek aldığı sınavı da yazabilir. Yerde bir şey görüyorum birader. Taşmış arkadaşlar. Dalmış. Bu ne oğlum ya? Sakın. Yapma. Test aynı anda gör... Bu ne ya? Bunlar ne ya? Arkadaşlar kargalar... Kargalar yere düştü arkadaşlar. Başı olmayan bir hanımefendi. Başı olmayan bir hanımefendi. Ya da erkek de olabilir. Benden help help dedi. Yardım istedi ama ona yardım edemem çünkü başı yok arkadaşlar. Başsız birisi vücudu yürüyorsa bu iyi bir şey değildir arkadaşlar. Başı olsaydı yardım ederdim arkadaşlar. 25.000 beğeni gelirse arkadaşlar korku videolarıyla devam edeceğim. Belki bunu biz de böyle bir yere gidip çekebiliriz. Oyunda bile bu kadar gerilim yüksekse ormanda böyle bir video çektiğimde başıma gelebilecekleri beni yine ürküttü bu arada. Yani olmazsan yine... Yaratık neredesin? Çık karşıma benim. Böyle... Ruhumun bir kısmını az önce teslim ettim arkadaşlar. Diğer kısmıyla devam ediyoruz. Gözlerimde bir karıncalaşma oldu. Çığlık atsaydım rahatlardım ama atamadığım için gerginim. Korkmuyorum arkadaşlar. Ya bu kadının benimle bir derdi var. Ama ben onunla oynayacağım. Ormanın içinde ne dolaşıyorsun sen mal herif? Siz yapmayın arkadaşlar. Ormanın dolaşmayın arkadaşlar. Şimdi tabii ki de yani... İnsanoğlu tuhaftır. Her lafı kaldırmaz. Küfür edersin aldırmaz. Öpersin aldırır mesela. Çavuşu da... Bu gölge mi bunlar benim? Allah Allah. Hülyetler var birader. Gördünüz mü? Ben gölgemi zannettiğim için korkmadım. Başta fark etsem korkardım. Çok garip şeyler oluyor bu ormanda. Aa, merhabalar. İyi akşamlar ablam. 12 dakika kaldık. Arkadaşlar kargalar yerden yukarıya doğru uçtu. Bu gayet doğal bir şey. Sonuçta bizden korkuyorlar. Allah Allah. Ana. Yukarıda şeyler vardı burada. Öksürüğüm geldi çok. Senin ananın alnını öpeyim ben. Tamam mı kardeşim? Elini ayağını öpeyim. Bir daha karşıma çıkma, şabala yersin. Cidden. Korkunç da değilsin, şaplan yersin. Arkamdan korkuyorum birader. Kıçı kurtaralım da. Oğlum bir şey beni izliyor ya. Bulacağım onu şimdi. Dur bakayım. Onun bunun çocuğu neredesin sen? Bildiğin mi geçiyorsun sen benimle aklını? Sen neredesin lan? Çık. Çık çık. Ekran karardı birader. Yapma.
Sorun yok, sorun yok, sorun yok. Bassız bedevi. Oğlum bu ormana 18 tane hoca salın birader. Okuyup ifrisiyle ormanda... Aynen kardeşim. Kuşlar uçar. İnsanlar yürür. Alıştık oğlum. Bunlarla korkutamazsın beni. Farklı bir hamle yap. Son 15 saniye sonra ne olacak bilmiyorum ama... Bitmesi gerekiyor değil mi oyunun? Havaydı arkadaşlar. 18 dakikada havanın aydınlanması bütün oyunun mantığından daha korkunç kardeşim. Evet arkadaşlar şuraya doğru gidiyoruz. Şura aydınlık galiba. Bak şimdi orman güzel gözüktü gözüme. Ama... Oh. Oyun içerisinde bir tane yerde korkmuştum, hadi re yapmayalım. Challenge challenge'dır birader. Ay. Beğenip yorum atarsanız bu tavsiyelerin devamı gelir arkadaşlarım. Umarım sürprizin olduğunu söylemeyeceğim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.